İçişleri Bakanlığı'na geldiğimde uyuşturucudan ölenlerin sayısı 941'di. Bugün uyuşturucudan ölenlerin sayısı 6 yılda 3'te 1'ine, 270'e düştü. Bu ülkede trafik kazalarında insanlarımızı kaybettik. Ölen insan yılda 7427 idi. Son 5 yılda 6 yılda yükselmesi gereken trafikteki ölümler 7427'den 5200'e düştü. Son 21 yıldır istikrarımız var diye. Bize Taksim'e cami yaptırırlar mıydı kıymetli hemşehrilerim? Bize Ayasofya'yı açtırırlar mıydı kıymetli hemşehrilerim? Bize burnumuzu Doğu Akdeniz'e sokarlar mıydı? Burnumuzu Afrin'e sokarlar mıydı? Kuzey Irak'a sokarlar mıydı? Kuzey Suriye'ye sokarlar mıydı? Gabardağ terörle anılmış bir dağdır. Bugün terör fışkırmıyor. Allah'a çok şükür olsun. Türkiye'nin en büyük petrol rezervi fışkırıyor oradan. Buna müsaade ederler miydi? Bize Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk Devleti diyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demiyorum artık. Orası Kıbrıs Türk Devleti'dir. Orası Kıbrıs Türk Devleti'dir. Orası Kıbrıs Türk Devleti'dir. Kıbrıs Türk Devleti'nde kapalı Maraş'ı açık Maraş yapmaya müsaade ederler miydi? Bize hiçbirine müsaade etmezlerdi. Bu Selo'nun biliyorsun o gece bu Selo'yu evinden o gece kuzu kuzu alıp götüren biziz. Biliyorsun değil mi? Kuzu kuzu. O da onun gibi böyle. Hiç. Aynı zamanda da belediyeler var ya. O belediyeler hepsi teröre para sağlıyorlardı. Devletin verdiği vergileri Mehmet Çeviz'e kurşun olarak gönderiyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız beni bir gün çağırdı bir sabah. Yeni İçişleri Bakanıydım. Ben bu işe tahammül edemem Süleyman'dır. Bunların hepsini görevden alacaksın. Ya benim istediğim bir göz Recep Tayyip Erdoğan verdi bana. İki gün sonra hepsini aldık. Doğu ve Güneydoğu huzur buldu. Paralar terör örgütüne gitmiyor. Paralar orada milletin yatırımına gidiyor. Şimdi diyorlar ki 15 Mayıs olacak. Biz onları gene PKK'ya, HDP'ye vereceğiz. Şu anda bana diyorlar ki çok çalışıyorsun. Ya herhalde Murat Karayalan'dan az çalışacak halim yok. Herhalde Cemil Bayık'tan daha az çalışacak halim yok. Veya oradaki Duran Kalkan'dan daha az çalışacak halim yok. Çıkmışlar masanın üzerine tepiniyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin de gitsin diye. Ya Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'tan sonra gelecek. Biz de sizin üzerinize tepineceğiz. Hiç merak etmeyin. Vatandaşımız uyurken ben 4'te uyuşturucuda kökünü kazıtma operasyonuna gidiyorum. Evlatlarımızı gönderiyoruz. Ondan sonra onları bekliyoruz. Selametle geldiler mi diye. Ondan sonra onları da halleşiyoruz, helalleşiyoruz. Tekrar işimize geri dönüyoruz. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler biz aile yapımızın içerisinde değil miyiz? Kıymetli hemşehrilerim ya. Allah'ınızı severseniz ya. Biz memlekete gittiğimizde de bizim memleketleri de biliyorsun. Bizim evler biraz birbirine yakındı. Böyle. Şimdi anam alışmış tabii. Anam aslında oftan gitmişler Samsun Bafra'ya. Benim hanım daha alışmamış. Bir gün evde oturuyoruz. Sabah erken yemek yiyecek. Lak diye bizim kapı açıldı evin kapısı. Bir girdi içeri birisi. Ya dedi burada evin kapısı ne vurmaz değil mi? Dedim ki bizim bu köyde evin kapısına kimse vurmaz. Herkes kendi evin kapısı gibi girer. Çünkü herkes kendini bir aile görüyor. Herkes kendini bir akraba görüyor. Kendi evi gibi görüyor. Böyle bir anlayış. Biz aile yapısı içerisinde büyüdük. Akraba yapısı içerisinde büyüdük. Aile yapımızı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Amerika'da ve Avrupa'da olduğu gibi kadın kadına evlilik, erkek erkeğe evlilik getirmeye çalışıyorlar. Bu ayıp bir şeydir ya. Niye? Çünkü bu ülkenin ayakta durmasının en önemli meselelerinden bir tanesi aile yapısıdır. Ha, başka işlerden yapamadılar, saldırdılar, beceremediler. Şimdi aile yapımızı bir şekilde yok etmeye çalışıyorlar. Kıymetli hemşehrilerim, siz yiğit insanlarsınız. Bizim Karadenizlerin güzel bir huyu vardır. Horonu dik oynarlar. Onun için şimdi horonu dik oynama zamanıdır. Ben de siyaset hayatımda horonu hiç dik oynamanın dışında başka bir şey yapmadım. Hep dik oynadım. Hiç ürkmedim, korkmadım. Onun için Amerika bana iki defa istenmeyen adam ilan etti. Ulan 100.000 defa ilan etmesen sen de hatırım kalır ya. 100.000 defa ilan etmesen. Mal varlıklarımızı orada dondurmuşlar. Benim Amerika'da bir malım yok ki. Bir tane malımız var. O da FETÖ. Onu da alacağız inşallah ya. Onu da alacağız inşallah.